Yüzünü iki kişi görüyorum, anne kız görüyorum. Önce Huriye Hanım, sizle konuşalım. Şimdi Allah aşkına, bu yardım çığlıklarını atmanıza ne sebep oldu? Korku tünelindeyiz gibi diyorsunuz. Neden? Siz nerede yaşıyorsunuz? Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli'de yaşıyorum. Tamam, Kartepe'de yaşıyorsunuz. Kızınızla beraber yaşıyorsunuz. Evet. Kaç yaşındasınız Huriye Hanım? 45 yaşındayım. 45. Kızınız? 25. 25 yaşındasınız. Anne kız beraber yaşıyorsunuz. Evet. Ama siz öncesinde aslında 25 yıllık bir evliliğiniz var. Son 10 yılı da ayrı ayrı yerlerdesiniz. Evet. Şimdi neden yardım çığlığı attınız? Siz kimden korkuyorsunuz? Bana 2017 yılında... Eski eşimin eniştesi tarafından Facebook'tan mesaj atılıyor. Uygunsuz mesajlar. 2015'i daha siz evlisiniz. 2017 yılında. Siz önce şöyle yapalım. Siz kiminle evliydiniz? Bengisu'nun babası kim? Süleyman. Süleyman Bey. Evet. Tamam. Siz Süleyman Bey ile evleniyorsunuz. 2 tane çocuğunuz oluyor. Evet. Sadece Bengisu'da bir de oğlunuz var aslında. Evet. Sonra her şey güzel giderken 2015 yani her şey güzel gitmiyor. Onunla zorla evleniyorum. İsteyerek evlenmiyorum. Çok geçmişe girmek istemiyorum. Siz Süleyman Bey'le evlendiniz. Yani mecbur kalıp evlendim. Evet. Mecbur kaldınız, evet, evlendiniz. Evet. Aileniz biraz sizi zorlamış. Evet, öyle biliyorum. Ailem yüzünden. Kim yüzünden? Ailemden dolayı. Ailenizden dolayı. Sonra Süleyman Bey'le 2015 yılına kadar evlilik çok mu kötü gitti? 2 tane evladınız var, çok da güzel. Yani evliliğimiz hep kötü gidiyordu. Hı. Ama 2 tane de çocuğum olmuştu. Çocuklarım büyüsün, güçlensin istedim. Böyle görüyorum, babasız çocuklar çok kötü oluyor. Aha. Dedim bırakmayacağım çocuklarımı. Babasız da kalmasınlar. İdare ettim, büyüdüm, güçlensin dedim. Evet. Onlar güçlendikçe ben de güçlendim. Sonra, evlilikte şiddet var mıydı? Size kötü mü davranıyordunuz? Vardı, her şey vardı. Hı. Fazla derine girmek istemiyorum. Şu anki olaylar daha önemli benim için. Hepsini konuşacağız ama sizi biraz tanımak istiyorum. İzleyiciler bir tanısınlar sizi. Kimdir yani Huriye Hanım? Açta kaldım, susuz da kaldım. Evine bakmıyordu, faturalarını dahi ödemiyordu. Hatta bir kış günü... Kar 2 metre olmuş. Kucağımda bir tane evladım var, oğlum. Kızım da anaokuluna gidiyordu. Evet. Elektriğim kesildi. Eşime dedim... Yani elektrik kesildi, donuyoruz, küçük çocuğum var. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok deyip sürekli arkadaşlarını gönderiyordu. Onlar bana yardım ediyordu. Hatta ben ilk doğumumda kaldım zaten, o zaman dünyam yıkılmıştı. Neden? Yaptım, ilk kızımı doğmuştum. 2 hafta çok üzüldüm orada. 2 hafta rehin kaldınız. Evet. Oo. Ondan sonra zaten... Hep üzgün yaşadım yani. Sürekli böyle şeyler yaşıyordum. Böyle geçim sıkıntısı, varlık içinde yokluk yaşıyordum. Eşiniz ne iş yapıyor? Oto elektrikçisiydi. Ama şoförüm demiş. İlk başta şoförüm, aradım, taksi benim demişti. Bir taksi de, evet, anladım. Sonra peki, işte oto elektrikçisi oldu kendi. Ben İstanbul'da oturuyordum ilk başta. Sonra orada dayanamadım, yaşayamadım. Ailesi de çok korkunç şeyler yapıyordu bana. Ben oradan kendi memleketime gelmek istedim, Kocaeli'ye. Konuşamıyorum, kusura bakmayın. Biliyorum ben sizi. Sonra buraya taşındık. Yani burada da yaşamaya çalışıyordum. Ne oldu? Sonra her şey 2015 yılından bütün ipler koptu. 2017 yılında. 2017 yılında. Yani bu daha sonra süreç detaylı konuşuruz ama 2017 yılına kadar böyle sancılı şeyle çocuklarınız için ayakta durmuşsunuz. Evet, evet. 2017 yılında çocuklar da büyüyünce artık orada bardağı taşıran son damla ne oldu? Eşinizin size bir şey yaptığını iddia ediyorsunuz, evet, çünkü. Ne yaptı eşiniz size? Facebook üzerinden bana bir mesaj geliyor. Eski eşimin eniştesi tarafından, yani kız kardeşinin eşi tarafından. Evet. Yani çok samimiyetimiz de yok. Benim hesabımı nereden bulmuş onu da bilmiyorum. Yani 10 yıl 15 yıldan beri görüşmüyorduk. Hı hı. Yani mesaj gelmesi çok şaşırttı. Ayrıca abisi tarafından da ben Facebook'tan rahatsız ediliyordum. Şimdi benim bildiğim sizin daha doğrusu eşinizin eniştesi, kardeşinin ya da ablasının işte kocası sosyal medya hesabından size uygunsuz fotoğraflar atmış. Evet, evet. Tehdit etti. Peki enişteniz size o kişinin, o uygunsuz fotoğraflar atan kişinin eşinizin eniştesi olduğu emin misiniz? O mu? Eminim. Ben ismini söylüyor. Soy ismini söyleme. Yani Tuncay ismini... diyor. Bunu bana diyor eşiniz yaptırdı diyor. Süleyman yaptırdı diyor. Açık açık söylüyor. Resmini de dahi atıyor. Bir dakika, şöyle ben tam meseleyi bildiğim için şöyle sevgili izleyiciler. Şimdi Süleyman Bey eşi eniştesine diyor ki sen diyor mahrem yerlerini, özel yerlerini diyor. Benim o sırada ayrı yaşıyorsunuz siz. Ayrı mı yaşıyorsunuz? Evet, evde yok, gitmişti. Boşanmamıştık, evet, ama yoktu. Evet. Dolayısıyla enişte de mahrem yerlerini, uygunsuz fotoğraflarını işte yengesine at diyor. Evet. Çok saçma. Niye böyle bir şey yapıyor sizi? Bilmiyorum, çok şaşırdım işte. Peki siz Tuncay Bey'e demediniz mi? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Amacınız dedim, ne? Evet. Dedi takiptesin, dikkat dedi. Takiptesin dedi. Bunu bizden dedi Süleyman istedi dedi. Tehdit Eski eşiniz niye böyle bir şey istiyor peki eniştesinden? sizi kötü bir kötü yola düşmüş, kötü bir kadın olarak mı göstermek istedi? O da var. Öyle mi düşünüyorsunuz? O da var. Onu da istiyor. Yaşatmak istemiyormuş. Mutlu olmamızı istemiyor. Artık yani biz bir yer edinmemizi istemiyor. Yani herhalde ben yoksam sen de yoksun diyor herhalde. Bilmiyorum. Ayrıca seni öldüreceğim. Allah korusun. Yani böyle şeyler söylüyorlar bana. Süleyman Bey mi söylüyor bunu size? Bunu Süleyman söylüyor. Of. Bengisu peki söylettiriyor. Kendi de söylüyor. Evet. Bengisu korku tünelindeyiz gibi diyorsun. Evet. Nasıl bir tünel bu? Ne yaşıyorsunuz hakkım benim? Yani yaşayamıyoruz açıkçası. Annemle artık nöbetleşerek uyuyoruz zaten. Gece başımıza bir şey gelir mi ne olur diye. Şu anki oturduğumuz evde mesela yan dairemiz boş. Evet. Ama yan dairemizin kapısını kırdılar çilingirle. Ve hani bizim oturduğumuz site hani güvenlikli, kameralı bir site ve orada bile böyle bir şey yaşadık. Kırıp ne yapıyor? Kim içeri giren kim? Yan yani dairenin kapısını. Onun alt katındaki oturan biri evime su giriyor bahanesiyle kapıyı çilingirle kırıp giriyorlar. Amaçları ne peki? Bunu yaparken sizi mi gözetlemek istiyorlar? Niye kırıp? Yani baskı. Evet, baskı. Evet. Nasıl bir baskıdan bahsediyorsun? Ya bize orada site yönetim kurulu başkanı, site yöneticisine telefondan beni arıyor. Hı hı. Bir gün işte. Diyor ki sizi evden attıracağız diyor. Ben hani biz de diyoruz neden? Canım öyle istiyor diyor. Yani anlayamıyoruz neden, ne oluyor. Babanın sizle olan derdi ne? Babanın sizden ne istiyor sence? Ya bizi hani, bu hayatta yer edindirmek istemiyorlar. Bizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar zaten. Yani ben artık korkuyorum. Evime bir arkadaşımı bile çağıramıyorum. Yani o duruma geldim. Hani babanla konuşuyor musun peki? Yok, görüşmüyorum şu an. Zaten uzaklaştırma kararı da aldık annemle beraber. Peki sizin yaşam tarzınıza ve işte hem işte bu saç şekliniz, vücut diliniz, makyajınız vesaire sizin bu yaşam tarzında olmanızı istemiyormuş. Ben öyle biliyorum. Ne istiyor? Süleyman Bey'in size derdi ne? Ayrılmanızı mı istemedi? Onu istemeyen aslında daha çok annemin ailesi. Babam çok da dış görünüşümüze hani karışan bir insan değil. Evet, ben profiline yani baktım çünkü babanız da yani sizin eşiniz de rahat yaşayan, işte tatiline giden, işte bir sosyal hayatı olan biri. Hem diyorsunuz Huriye Hanım benim eşimde sıkıntılarım var hem de sizin kendi aileniz size yani daha doğrusu eski kocanızla kardeşiniz işbirliği yapmış. Evet. Doğru mu anladım ben? Komplo kurdular bize. Evet. Nasıl bir komplo? Kardeşinizin size derdine peki? Eski abimin derdi şöyle. Babam 2013 yılında ölüyor. Miras oluyor. Ben de zaten geçim sıkıntısı yaşıyordum. Mecbur istedim. Dedim bana da bir yer verin. Ben de şurada bir ev yapayım. Abim dalga geçti. Hayır dedi. Kızlara zaten bizde değer verilmez, kız çocuklarına. Verilmez yani. Orası her zaman erkeklere aittir. Ben de dedim izale-i şuyu davası açtım. Hı hı. Yerler satılmak zorunda kaldı. Baba mirası diye buna tabii kızdılar herhalde. Aslında hepsi de benimle birlikte aynı parayı aldı. Buradan abim bana kinleniyor. Küçük çocukken de zaten çok sorunlarımız vardı. Sürekli bizi dövüyordu yani. Aramızda biraz yaş farkı da var. Ben ona abim olduğunu bile sonra öğrendim. Yani bayağı bir büyüktü bizden. Kaç kardeşsiniz burada? Kaç yaş? Biz 8 kardeşiz. 4 tane kardeş bayağı bir büyük yani 60 yaşlarında var. Hı hı. Yani 4 önce 4 sonra doğmuş. Ne kadar mal varlığı kaldı? Ne kadar mal varlığı kaldı babanızdan bütün aile? Şöyle ki yani gene 15 dönüme yakın vardı. Ama herkes parasını aldı sonuçta değil mi? Şöyle bir şey oldu. Bunun birkaç dönümünü devlet şuulama diye bir şey geçiyor. Toplu bir para geliyor. Bunu abim hem alıyor. Tamam. Daha önceden de işler de açıyor. Hatta bir işçisi bir zarar görmüştü. Onun parasını da ödediler. Sürekli 3 araba her şey aldı yani. Ama hala gözü açtı affedersiniz. Yani bir kardeşinin 2 kuruş para almasına bile gönlü razı gelmeyen bir abi. Evimin bir sokak arkasında dükkanı var. Daha dükkanından bir çorap bile almış değilim. Ben düşsem hiçbiri bana asla yardım etmez. El uzatmaz. Ama ben ne zaman ayağa kalksam bana vurmaya çalışıyorlar. Ben artık bunlardan kurtulmak istiyorum. Ben her türlü paramı kazanırım. Kızımla birlikte tutunurum. Benim bir de oğlum var. Oğlumu da çok özledim. Onu da aldılar benden, göstermiyorlar. 23 yaşında bir oğlum var. Ben oğlumu da istiyorum. Aylardan beri görmüyorum. Ay tatlım benim ya. Yani kız kardeşlerimden bunu beklemezdim. Ben orada duvarlarım, evim sarıldı. Site bana göre ayarlanmış. Evim sarıldı. Evimin duvarlarına çekişlerle vuruyorlar. Kapılar sürekli kapatılıyor. Yan daireden işte kıran kişi geldi. O da ayrı oradan baskı yapıyor. Dört bir yandan baskı oldu evimde. Yalvardım, kardeşimi aradım. Kardeşim ne olur gel, ölüyorum dedim. Bana daha yakın bir kız kardeşim var, ikimiz gene beraber büyüdük, birbirimizi anlıyorduk. Bana cevap bile vermedi. Sadece verdiği cevap işte ona ulaşacağız. Sanki numarası yokmuş gibi. Bana kimse ulaşmadı. Ablama yalvardım. Trabzon'daki ablamı aradım. Ablam ne olur gel dedim. İşte hastayım, oram buram ağrıyor dedi. Diğer ablamı çağırdım. Geldi, benimle dalga geçti. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Ama benim kardeşim her ne olursa olsun ben ona koşardım. Bunlar neden böyle yapıyor bilmiyorum, anlayamadım. Bir anlam veremedim. Sürekli beni evlerden çıkarıyorlar. Ekonomik olarak çöktüm. 3 ev değiştirdim bir yılda. Kimse de evlerden çıkartıyor Huriye. Her oturduğum evden çıkarılıyorum. Yolcu diyorlar bana. Yani ben yolcuyum, sürekli taşındırılıyorum. Kim sana yolcu diyor? Bana mesajlar geliyor Instagram'dan. Yolcu, sen taşınacaksın. Daha kötü şeyler de söylüyorlar. Onları söylemek istemiyorum. Anladınız işte. Bengisu, bunları kim yapıyor annene, size? Ya bunları mesela yan dairede, şimdi normalde su akıyormuş yan daireden aşağıya. İşte tamir etmek için kapıyı kırıp içeri girmişler. Evet. Siz bu eylemin, bu şeyin sizin için yapıldığını düşünüyorsunuz. Öyle mi? Evet, çünkü ya annen de böyle düşünüyor, sen de öyle düşünüyor musun? Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yan daireyle balkonlarımız bağlı. Yani adım atsanız girersiniz. Evet. Evi kırıp girerken hani evin hiç borularına falan hiçbir şeyine bakmıyorlar. Evet. Balkona çıkıp sabahın 9'u falan da, yani biz annemle uykumuzdan uyandık. Bağırarak, yani telefonda biriyle konuşuyor, sesini bize duyutturuyor, bizim tarafa doğru duruyor falan. Şu anda o evin kapıları bile açık hala. Peki bunu baban mı yapıyor sence, dayın mı yapıyor size? Kim yapıyor? Hangisi? İkisi de yapıyor bence. İkisi işbirliği mi yapıyor? Evet. Sizin sosyal medyada görünür olmanızdan da biraz rahatsızlarmış. Ondan da şu an rahatsızlar, evet. Ama şöyle bir şey var. Ben 2018 yılında, yani 17 yılında mesaj alıp 18 yılında başlıyor. Ben sosyal medyaya 21'de giriyorum. Daha yeni girdiniz. Ben sesimi duyurmak için giriyorum. Kendimi orada yükseltiyorum çünkü canım alacaklarını biliyorum. Nasıl duyuracağım kendimi diye girdim oraya. Kendimi yükselterek orada ben sesimi duyurdum. Orada ağladım, sızladım. Öyle ulaştım ben. Yoksa ben gitmiştim, ölmüştüm. Ayrıca ben hiç dışarı çıkamıyorum. Kızım gene gidiyor. Yani hedef benim aslında. Ben yani arabamla birlikte dolaşıyorum. Arabasız hiç inmiyorum ben. Ev ve arabanın içindeyim. O da mecbur işte çocuğumu okula götürmek için. Özür dilerim. Psikolojik tedavi görüyor musunuz? Hiç öyle bir şeyim yok, sorunum yok. Anlattıklarınız hepsi gerçek mi? Hepsi gerçek. Şu gerçek olmayacak kadar elimde. Özür dilerim, gerçek olmayacak kadar ütopik görünüyor bize. Ama hayatta her şeyin olabileceğini de burada bu programda gördüğümüz için ben...